hidroksit pH değeri çok yüksek bir kimyasaldır. Turnusol kağıdını kırmızıdan maviye çevirir. Bazik özelliği çok yüksektir. Sodyum hidroksit çözeltisinin eşit sıcaklıktaki bir çeşit yağ ile karışımı tepkimeye girerek sabunlaşma özelliği gösterir. Ben de deneyimde sabun nasıl yapılır size onu göstereceğim. İlk önce sodyum hidroksiti alıyoruz. Suya atıyoruz. Daha sonra yağımızı alıyoruz. Kaynatabileceğiniz eski bir herhangi bir şeyle kaynatacağız. Benim elimde en müsaiti buydu. O yüzden bununla kaynatacağım. Daha küçük bir şey bulabilirsiniz, cezve gibi. Daha iyi olabilir. Bir dakika. Yağınızın hangi aromada olacağını kendiniz belirliyorsunuz. Ben çilek seçtim. Ocağa koyuyoruz. O arada şunu anlatayım. Sodyum hidroksit 40 mg su onun 4 katı kadar konuyor. Suya koymamızın nedeni de sodyum hidroksitin çözünmesi. Eğer suya koymazsak çok fazla köpürebilir. Yağımız hafiften fokurdamaya başlayınca ocağın altını kapatacağız. Biraz daha karıştıralım. Yağımız fokurdamaya başladı. Altını kapatıyoruz. Ve çıkartıyoruz.
karıştırıyoruz kırmadan. Çok güzel kokuyor. Sabun oldu ama sanırım fazla köpürdü. Bu yemeğin kıvamını tutturamamak gibi bir şey oldu.